Malum bahar mevsimine geldik. Bu bahar mevsimiyle beraber alerjik belirtilerin, alerjik şikayetlerin ne gibi bir değişiklik gösterdiğini ve bahar mevsimiyle beraber insanlarda olan şikayetlerin özellikle hangi şekilde tezahür ettiğini konuşacağız. Alerjik nezle, diğer deyişle bahar alerjisi, toplumun yaklaşık insanların %30 ila 40'ında görülen, son yıllarda da giderek bu görülme sıklığı artan bir hastalıktır. Özellikle bahar aylarında, mevsim geçişlerinde daha doğrusu, hem kıştan ilkbahara ve yaza geçerken, hem de yazdan sonbahara ve kışa geçerken belirtiler genellikle artar. Tabii bir kısım hastada belirtiler sadece mevsim geçişlerine bağlı olmaz, yıl boyu sürer. Ama neyse ki bu grup hasta sayısı daha azdır. Alerjik nezle de baharla beraber ortalığa yayılan, ağaçlardan yayılan polenler özellikle bu şikayetlerin artışında önemli rol oynamaktadır. Ve hastalarda hapşurma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz kaşıntısı gibi belirtilerle doktora götürmektedir. Ve malum bu dönemde de bu tarz belirtiler Covid'le de benzerlik gösterdiği için birçok hastamız da kendini Covid olduğunu zannederek doktora başvurmaktadır. Ama tabii ki Covid'deki belirtiler biraz daha farklı oluyor. Biz alerjik nezle de özellikle hastaya birinci tedaviye yaklaşım olarak alerjisini artıran şeylerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Bunu da tabii önce tespit edebilmek lazım. O anlamda alerjik nezle belirtiler olan kişilerin alerji testi yapmalarını öneriyoruz. Özellikle şikayetleri kısa süreli değil de uzun vadeli oluyorsa, her yıl tekrar ediyorsa alerji testleri yapmaları çok faydalı ve mantıklı olacaktır. Tabii ki neye karşı alerjisi olduğunu bildiğimizde ilk yapılacak şey ondan uzak durmak. Eğer uzak durmaya çalışılamıyorsa ya da uzak durmasına rağmen belirtileri kontrol altına alınamıyorsa da tedaviler gündeme geliyor. Bu tedaviler de birkaç basamakta incelenebilir. Öncelikle ilaç tedavisi bir seçenektir. Burun spreyleri ve haplar şeklinde ilaçlarımız var. Daha sonra burun ışını dediğimiz bizim hastanemizde de mevcut olan özellikle inatçı hastalarda ilacı sürekli kullanmak zorunda kalan hastalarda kullandığımız burun ışını tedavisi. Orijinal ismi Rinolite denilen bir tedavi. Böyle bir tedavi vardır. Sonuncusu ve daha etkili olabilecek ancak her hastaya yapılma şansı olmayan biraz da uzun vadeli bir tedavi yöntemi olan aşı tedavisi mevcut. Aşı tedavisi için de hastanın özel şartları, belli bir şeye alerjisi olduğunu tespit edebilmek ve bu alerjiyle ilgili sabırlı, uzun soluklu bir tedavi kullanması gerekmektedir. Ama bunun en büyük dezavantajı da tedavinin 2 yıl, 3 yıla kadar sürebilmesidir. İyi tarafı da alerjinin etkileri ömür boyu ortadan kalkmaktadır. Böyle bir farklılık gösteren tedavi çeşitleri var. Bir diğer konumuz da, bugünkü konumuz da malum artık Covid döneminde herkes maske takıyor. Ve bu maske takımının da acaba kişinin alerjik belirtilerini azaltmakta bir faydası olabilir mi diye bir soru gelebilir. Şahsen bununla ilgili yapılmış bir çalışma bilmiyorum ama benim kişisel gözlemim hastaları maske takmak değil, sosyalleşmeyi azaltması yani dışarı çıkmaktan, gezip dolaşmaktan, bağ bahçeye, kıra, köye ya da okula gitmesini azalttığından dolayı bu Covid şartları alerji belirtilerini yaşayan insanların daha az olduğunu gözlemlemekteyiz.